Cenab-ı Allah, bak şeytan Allah'a sığınırım. Bağına girdiğin zaman diyor Kehf suresi 39'da. Maşallah, Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Demek ki bağ olan, yani üzüm olan, meyvalık olan bir bahçeye girdiği vakit Müslüman ne diyecek? Maşallah, Allah'tan başka kuvvet yoktur diyecek. İnşallah. Bak mesela bu bilinmeyen bir şeydir. Evet. Bağına girdiğin zaman, milyonlarca insanın bağı var. Değil mi? Tabii. Bağ ne demek? Üzüm, herhalde bir tane bir asma bile olmuş olsa orası bağ olmuş olur. Yani meyve ağaçları falan varsa orası bağ olur. Maşallah, Allah ne güzel yaratmış. Allah'tan başka kuvvet yoktur. Tek kuvvet sahibi Allah'tır demen gerekmez miydi? Eğer benim mal ve çocuk bakımından senden daha az görüyorsan. İnsanlar hep mal ve çocuklarına övünüyorlar dünyada. Halbuki çocuk ölüyor. Kendi de ölüyor. Malı da çürüyor. Dünyada pek bir şey yok. Ama dünyayı Allah insanlara sevdiriyor. Ve öyle bir hırs yapıyor ki Allah'ı unutuyorlar insanlar. İmtihanın önemli bir yönü. Mal ve çocuk sevgisi. Bir mucize. Halbuki zordur. Yani malı muhafaza da zordur. Çocuğu yetiştirmek de zordur. Güçtür. Yani insanların konforunu sarsan bir şeydir. Yani çocuk yetiştirmek en başından itibaren çok zordur. Yani kadın hamilelik süresinde bin bir türlü ızdırap çekiyor. Sürekli midesi bulanıyor, fenalık geçiriyor, iç organları zedeleniyor. Doğururken acayip ızdırap çekiyor. Değil mi? Ölüm tehlikesi atlatıyor. Doğurduktan sonra o çocuk hiçbir kontrolü olmuyor. Yani her şeyle kadının ilgilenmesi lazım. Yani tamamen kontrolsüz çocuk. Mesela hayvanlar da öyle değil. Hayvan kendini kontrol edecek şekilde yaratılmış. Ama insan yavrusu öyle değil. Kendini kontrol edemiyor, bilmiyor. Mesela ufacık bir hayvan da bile gidiyor. Mesela o süt emmeyi biliyor, kendini temizlemeyi biliyor, hepsini biliyor. Ama çocuk bilmiyor onu. Tabii bütün hayvanlar da vardır. Mesela bütün hayvanlar bilir kendini temizlemeyi. Mesela süt emmeye kendi gider. Ama çocuk bilmiyor. Sadece ağlar o. O kadar. Allah'a kendini bırakıyor, tevekkül ediyor. Allah da ona o imkanı sağlıyor.